Burada artık bisikletlerimizi bıraktık. Bundan sonra götürmüyoruz. Gerek yok. Böyle bundan sonra böyle burayı yürüyerek geçeceğiz. Şelalemiz karşıda. Hafifçe görünüyor. Tabii yağış mevsiminde olduğumuzda, tekrar ediyorum, 22 Şubat 2020, şelalenin suyu oldukça iyi görünüyor. Daha yukarıda dibine gittiğimiz zaman daha gür olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, bu vadi derin bir vadi, böyle karanlık. Yani bu yarılmış, böyle ayrılmış birbirinden iki dağ kitlesi. Burada bu suyu besleyen iki tane yukarıda baraj var, set var. Yani sulama amaçlı elektrik üretmiyor herhalde. Güzel set var orada, iki tane bayağı büyük gölleri var onların. Tabi o göllerden birleşip buraya geliyor. Gayet kuvvetli bir su akıyor burada. Bu zaten toprak geçmiş. Gölü kapatmış. Birazdan güzel bir macera olacak. Şimdi şelaleye doğru adım adım gidiyoruz. Şuradaki görünüyor mu bilmiyorum ya, patika var. O patikadan geçeceğiz. Dik bir yer bu. Zaten inen suyun açtığı bir su yolu. Hangi yönde yatarım? Bunlara. Kaç taraf tutun, on taraf tutun. Dayan, yatma, yatma biraz daha. Sağa yat abi. Sağına yat abi, yat. Yat abi, yat. Sağına yat. Nelere katlanıyoruz görüyorsunuz. Evet, şimdi dağcılığın aşını yapıyor arkadaşlar. Neyse, güldüğüme bakmayın. Yani neredeyse 25-27 yıldır böyle dağlarda gezindiğim için tabii alışkın olmak lazım. Tedbirli olmak lazım. Trenle inmeyin ya. Tren yaptıkça daha çok kayarsınız. Sağ gitsin yani. Takdir. Çok iyi. Sağ gitsin. Şimdi gördüğünüz gibi şurada bir ince bir patika var. Patikanın altı böyle biraz boşluk gibi. Tabi bu tip yerlerde duvara yaslanıp gitmek lazım. Kayadan elle tutunup destekliyorum.
Aha. Güvenli bir şekilde geçiş yapmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada bu kaya parçasını döndüğünüz zaman orası kilit noktası. Orada bir kayanın bir göbek kısmı çıkıntı halinde durduğu için biraz insanı tedirgin ediyor. O yüzden o tip bölgeleri hızlı geçmeniz gerekir. Aklınızda olsun. Böyle bekledikçe daha stres gergin oluyorsunuz maalesef. Orada şu Serkan Hoca'nın geçtiği nokta kilit noktası. Orada bir çıkıntı var. O çıkıntı olduğu için insan biraz tedirgin oluyor. Hareket etmeden böyle şu patikayı buradan geçeceğiz. Hayır, aşağısı diyorum. Bu tip durumlarda fazla aşağı bakmamak lazım. Çünkü insan tedirgin oluyor. Evet, kilit noktası dediğim yer şu çıkıntı. Bu çıkıntı maalesef böyle biraz insanı tedirgin ediyor. Buraya geçtikten sonra bir şey kalmıyor aslında. Evet. Gördüğünüz gibi şu kilit noktası burası arkadaşlar. Burayı hızlı bir şekilde geçtiğiniz saatleri yüzünüz kayaya dönüyor olması gerekiyor. Yüzünüz kayaya doğru. Çünkü bakın aşağısı, yani Allah korusun, aşağısı şu kısmın aşağısı, yani sıkıntı yaratabilecek düzeyde. Bir araçla gelemez, helikopter veya yani 8-10 kişinin bir yardımıyla arama kurtarma faaliyeti yapılabilir. Böyle devam ediyoruz. Şelalenin hemen dibine geldik. Şu an yol arıyor gibiyiz. Kayadan çıkın hocam. Patikaya girsenize. Kaya daha şey olur. Şu aşağıyı ben Serkan hocam, şuraya gitmek isterseniz şey yapın. Orası da güzel. Şelalenin kendisi bu. Buradan ne güzel görünüyor. Şelale oldukça yüksekler akıyor ama eski Hisar'daki gibi değil. Bir değil. Su oldukça gür.
Meyhanenin kendisi orada. Buradan çıkıp arka tarafta tam dibine doğru inebilirim. Yaptır Hocam ve Aykır abi. Şuradan yükselip çok dehşet bir dalga. Efendim? Çok dehşet bir ya. Gelecekler mi? Gelmezler. Evet, böyle yıkıntı taşların arasından şelalenin merkezine doğru ilerliyoruz. Yani yan tarafına doğru daha doğrusu. Şelale bir şekilde vuruyor. Tamamlıyor hocam ya. O kadar büyük ki. Ama ondan önemli suyu çok bol. Suyu bol olması özellikle böldüğünü geçtiğinde çok önemli. Buradan büyük bir şey. Hı? Buradan büyük yanlışlar ya. Hortumları koymuşlar ya. Bunun üst tarafında muhtemelen gölleme gibi bir şey var bunun. Hı?